Merhaba arkadaşlar. Makine mühendisliğine giriş dersine başlıyoruz. İlk konumuz boyutlar ve birimler. Mühendisliğin en önemli konusu önce birimler ve boyutları doğru olarak kullanmaktır. Dünya üzerindeki tüm mühendislik iletişimi doğru kullanılan birimler ile kolayca yapılabilir. Bir mühendis İngiliz birim sistemini ve SI birim sistemini çok iyi bilmek durumundadır. Herhangi bir fiziksel büyüklük boyutları ile nitelenir. Boyutlara atanan büyüklüklere ise birimler denir. Boyutları iki şekilde inceleyelim. Birincil boyutlar. Temel olarak kütle, uzunluk, zaman, sıcaklığı birinci boyut olarak alabiliriz. Kütlenin birimi kilogram, uzunluğun birimi metre, zamanın birimi saniye, sıcaklığın birimi kelvin olmak üzere. Bu birincil boyutlar kullanılarak ikincil boyutlar türetiliyor. Örneğin hız, birimi metre bölü saniye. Örneğin enerji, birimi jül, yani newton çarpı metre. Newton da kilogram metre bölü saniye kare. Örneğin hacim, birimi metre küp. Gördüğünüz gibi bütün birimler birincil boyutlardan türetilmiş. Dünyada birkaç ülke hariç SI birim sistemi kullanılıyor ve uluslararası birim sistemi olarak biz de SI'yi ele alacağız. Ama İngiliz birim sistemi ile SI birim sistemi arasındaki dönüşümü iyi bilmek durumundayız. 1967 yılında özel isimlerden türemiş olsa da birimlerin küçük harflerle yazılması benimsenmiştir. Bu konudaki ayrıntıya girelim. Biz uzunluğu m ile, yani metre ile, kütleyi g ile, yani kilogram ile, zamanı s ile, yani saniye ile göstereceğiz. Dikkat, eskiden sn ile gösterilirdi, artık zamanı biz s ile gösteriyoruz. Sıcaklığı kelvin ile göstereceğiz. Dikkat, derece kelvin değil, sadece k harfi ile, büyük k harfi ile. Ve sıcaklığı açık olarak yazmak istiyorsak sıcaklık birimini, o zaman kelvin ve ilk harfi K de küçük. İşte bunu biraz önce belirtmek istedik. Kuvveti ne ile, büyük ne ile göstereceğiz? Ve açık olarak yazacaksak hepsi küçük harfi olmak üzere Newton. Dikkat, büyük ne ile yazılmış Newton değil. Enerjiyi Joule ile göstereceğiz. Hepsini açık yazacaksak yine ilk harfi küçük olmak üzere Joule. Dikkat, ilk harf büyük değil. Bunlara dikkat edelim. Çünkü uluslararası birim sistemin kuralları neyse biz mühendisler bunları uygulamak zorundayız. Hem de doğru olarak uygulamak zorundayız. Bütün birimlerin önüne örnekler getirilebilir. Bunun amacı çok büyük bir sayıyı kısa bir yazılımla gösterebilmektir. Örneğin 10 üzeri 3 kilo küçük k ile gösterilir. 10 üzeri 6 mega büyük m ile gösterilir. 10 üzeri 9 giga büyük g ile gösterilir. Örneğin burada büyük bir değer jül biriminde verilmiş. Bu pek anlaşılması kolay değil ama biz bunu 10 gigajül olarak yazarsak 10 gigajül daha anlaşılır ve daha kısa bir gösterim olarak karşımıza çıkıyor. 10 üzeri 12 tera büyük T ile gösterilir. 10 üzeri eksi 3 mili küçük M ile gösterilir. 10 üzeri eksi 6 mikro mü ile gösterilir. 10 üzeri eksi 9 nano ve küçük N ile gösterilir. Tabi daha var. Bunların ayrıntısını ilgili notlarda bulabilirsiniz. SI birim sisteminde biz kilogram, metre ve saniyeyi kullanıyorsak İngiliz birim sisteminde bunların karşılığı libre kütle, LBM, ayak, foot, saniye, s. Bir libre kütle 0,45359 kilograma eşit. Bir foot 0,30-48 metreye eşit. Aradaki dönüşümleri bilmemiz gerekiyor demiştik. Evet, şimdi Newton yasalarından F eşittir M çarpı A eşitliğini ele alalım. Buradaki F kuvveti gösteriyor. M kütleyi gösteriyor. A ivmeyi gösteriyor. Bunların birimlerini yazarsak F büyük ne Newton veya hepsini açık yazarsak hepsi küçük harf olmak üzere Newton. M kütle kilogram. A ivme metre bölü saniye kare. SI birim sisteminde kuvveti
bu şekilde ifade edebiliriz. SI ve İngiliz birim sistemlerinde ikincil boyutlara bir bakalım. Libre kuvvet, LBF ile gösteriliyor. Yani kuvvetin karşılığı. İngilizce olarak pound force diyebiliriz. 1 libre kuvvet 32.174 libre kütle foot bölü saniye kareye eşit. Ama mesela SI birim sisteminde aşağıda vermişiz. 1 Newton 1 kilogram metre bölü saniye kareye eşit. Aradaki farkı görüyorsunuz. SI birim sisteminde dönüşüm çok daha kolay. 1 Newton 1 kilogram metre saniye kare. Ama 1 libre kuvvet 32.174 libre kütle foot bölü saniye kareye eşit. Burada 32.174 gibi bir sabit sayı gelmiş. Oysa SI'de 1 eşittir 1 olarak gösteriliyor. SI birim sisteminin güzelliği de burada. Başka örneğin çeşitli SI kitaplarda rastlayabilirsiniz. Kilogram kuvvet 1 kilogram F olarak gösterilen kilogram kuvvet 9.807 Newton'a eşit. Bu dönüşümü de bilelim. Gerektiğinde kullanacağız. Kuvveti biz ağırlık olarak da ele alabiliriz. Ağırlık eşittir kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Birimi sonuçta Newton. Burada yer çekimi ivmesi önemli. Biz onu 9.807 metre bölü saniye kare veya 9.81 metre bölü saniye kare alıyoruz ama ne zaman? Deniz seviyesinde ve 45 derece enlemde. Eğer deniz seviyesinden veya bu enlemden uzaklaştıkça bunun değeri değişiyor. Makine mühendisliğine giriş dersi temel bir ders. Bütün işlenecek diğer derslerin temelini oluşturuyor. Bundan sonra örneğin hem makine mühendisliğine girişte hem alacağınız akışkanlar mekaniği dersinde özgür ağırlıkla çok karşılaşacaksınız. Özgür ağırlık da önemli bir kavram. Yer çekimi ivmesi çarpı yoğunluk kısaca özgür ağırlıkla gösteriliyor. Gama olarak. Birimi Newton bölü metreküp. Yer çekimi ivmesi bildiğiniz gibi metre bölü saniye kare. Yoğunluk da kilogram bölü metreküp. Biz yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesine kısaca özgür ağırlık diyeceğiz. Birimi de Newton bölü metreküp. Birim analizi yaptığımızda metre bölü saniye kare çarpı kilogram bölü metreküp Newton bölü metreküpü verecek. Biraz da enerji üstüne konuşalım. Enerjiyi biz iş ve ısı olarak ikiye ayırabiliriz ki termodinamikte bunun ayrıntısını göreceksiniz. Hem işin hem ısının birimi aynı yani enerji birimi joule. Bir joule bir Newton metreye eşit. SI birim sisteminde. Ama İngiliz birim sisteminde British Thermal Unit yani BTU da kullanılıyor. Çeşitli eski birim sistemlerinde karşımıza kalori de çıkıyor. Beygir gücü de çıkıyor. Bunlara ayrıntılı olarak bakalım. Bir kalori 4.1868 joule. Açıkça yazacaksak hepsi küçük harf olmak üzere bir kalori eşittir 4.1868 joule. BTU bir BTU 1.0551 kilojoule. Bu BTU'yu veya 1.0551 kilojoule'u kafamızda canlandırmak istersek bu bir kilovatın tamamen yanmasında açığa çıkan enerji miktarı. Bunun yanında arkadaşlar jül bölü saniye yani birim zamandaki enerji miktarına güç diyoruz biz. Onu da wattla gösteriyoruz. Ya büyük W ve hepsini açık yazacaksak hepsi küçük harf olmak üzere watt olarak yazacağız. Watt jül bölü saniye eşit. Bir beygir gücü ise 746 watt'a eşit. Beygir gücü de yani içinde zaten güç ifadesi var. Bir güç birimi bir beygir gücü 746 watt'a eşit. Yine çok kullanılan kilowatt saat var. Bir kilowatt saat bunu istersek kilowatt saat olarak açıkça yazabiliriz. İstersek kilowatt saati yani burada saati H ile gösterip KWH ile gösterebiliriz. 1 kilowatt saat 3600 kilojoule bölü saniyeye eşit. H bir daha söyleyelim saatin karşılığı.
İngilizceden gelen kısaltma. Evet, bu şu ana kadar bazı kavramlar üzerinde durduk. Bundan sonra biz bir makine mühendisi olarak veya mühendis olarak genel olarak bakarsak her türlü yanlış bilginin yanlış olduğunu bileceğiz ve bunun doğrusunu kullanmak için çabalayacağız. Herhangi bir gazetede örneğin rüzgar türbini günde 50 kW elektrik üretecek diye bir haber görürsek bunun yanlış olduğunu hemen söyleyebiliriz. Çünkü watt güç birimidir ve anlık enerji miktarını verir. Doğrusu 50 kW gücündeki rüzgar türbini günde 1200 kW saat enerji üretecektir demektir. Açıkça söylersek 50 kW'da 24 saatle çarparsak 1200 kW saat bölü günü elde ederiz ki doğrusu bir daha söyleyelim 50 kW gücündeki rüzgar türbini günde 1200 kW saat elektrik üretecektir ifadesi doğrudur. Evet, bir iki örneğe bakalım arkadaşlar. Boyusu olarak türdeş olma kavramını ele alarak iki tane örneği inceleyelim. Boyutların türdeşliği ne demek? Hepimiz elmalarla armutların toplanamayacağını biliriz. Fakat bir şekilde yine de bu yapılır, tabii yanlış olarak yapılır. Mühendislik problemlerinde tüm denklemlerin boyutsal olarak türdeş olması zorunludur. Bu nedenle bir denklemdeki terimlerin tümünün aynı birimlerle ifade edilmesi şart, gerekli. Eğer çözümlemenin herhangi bir aşamasında farklı birimlere sahip iki büyüklüğü toplamak zorunda kalırsak, bu durum daha önceki aşamalarda bir hata yapıldığının açık bir göstergesi olacaktır. Bu açıdan birimlerin kontrol edilmesi aynı zamanda hataların fark edilmesini sağlayan faydalı bir işlem olarak hizmet edebilir. Bu açıklamadan sonra örneğimize geçelim. Bir rüzgar türbiniyle elektrik güç üretimini ele alalım. Şekilde gösterildiği gibi bir rüzgar türbinini bir okulun bahçesine kuralım. Bir okul elektrik gücü için 0.09 dolar bölü kilovat saat fatura ödemektedir. Okul elektrik faturasını azaltmak için 30 kilovat gücünde bir rüzgar türbini kurmak istemektedir. Türbin senede 2200 saat çalıştığına göre türbin tarafından üretilen elektrik güç miktarını ve okulun senelik para tasarrufunu hesaplayalım. Biz mühendis olarak hem buradaki enerji hesabını veya güç hesabını yapacağız. Bunun yanında ekonomik hesabı da yapacağız. Rüzgar türbini 30 kW veya 30 kJ bölü saniye aynı şey oranında elektrik enerjisi üretmektedir. Bu nedenle bir senedeki üretilecek toplam elektrik enerjisi miktarını hesaplamamız gerekiyor. Toplam enerji birim zamanda üretilen enerji çarpı zaman aralığına eşit. Biraz önceki doğru yanlış ifadesinde de bunu ele aldık. Burada 30 kW'la 2200 saati çarpmak zorundayız ki toplam enerji miktarını hesaplayalım. 66.000 kW saat toplam enerji miktarını bize verecek. Tamam, bunu kWh saat olarak bulduk. Mühendis olarak bu sonuca ulaştık. Senelik para tasarrufu nedir dersek, para tasarrufu toplam enerji çarpı enerjinin birim maliyeti. Bize birim maliyet 0.09 dolar bölü kilovat saat olarak verilmiş. Bunu 66 bin kilovat saatle çarptığımızda elimizde 5940 dolar olarak bir sonuç oluşuyor. Senelik elektrik enerji üretimi aynı zamanda birim çevirme yöntemiyle kilojül olarak belirlenebilir. Dedik ya ister kilovat saat ister kilojül olarak belirleyebiliriz. Yani kilovat saat yerine kilojül olarak ifade etmek istiyorsak toplam enerjiyi 30 kW çarpı 2200 saat olarak yazalım. Burada kilovat saat elde ediyorduk. Bu kilovat saati jüle çevirmek için önce şunu yaparız. 1 saat 3600 saniye ise bu ifadeyi denkleme yerleştiririz. Ayrıca 1 kW 1 kilojül bölü saniyedir. Bunu da yerleştirdiğimizde saatler birbirini götürecek, kilovatlar birbirini götürecek, saniyeler birbirini götürecek, elimizde kilojül kalacak. O zaman 2.38 çarpı 10 üzeri 8 kilojüllük bir toplam enerjimiz var. Tabii ki bu değer 66.000 kWh'e eşit.
Sonuçta ister kilojul ister kilowatt saat olarak hesap yapabiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Birimlerden yararlanarak formüllere ulaşalım. Bir depo yoğunluğu 850 kilogram bölü metreküp olan yağ ile doldurulmuştur. Eğer deponun hacmi 2 metreküp ise depodaki M ile gösterilen kütle miktarını hesaplayınız. Basit bir soru ama buradan birimlerden yararlanarak bir formül üreteceğiz. Yağ sıkıştırılamaz bir akışkan olduğundan yoğunluğu sabittir. Arkadaşlar bu önemli. Bunun ayrıntısını akışkanlar mekaniği dersinde geleceksiniz. Sıvıları genellikle biz sıkıştırılamaz. Gazları sıkıştırılabilir alıyoruz. Ve sıvıları belli bir basınca kadar sıkıştırılamaz kabul ediyorsak yoğunluğunu sabit almak durumundayız. Kütle ile yoğunluk ve hacim arasındaki ilişkiyi tanımlayan denklemin unutulduğunu kabul edelim. Bununla birlikte kütle biriminin kilogram olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ne yapılırsa yapılsın sonucun biriminin kilogram olması gerekiyor. O zaman elimizde kilogram metreküp var, metreküp var. Yoğunluk ve hacim birimleri olarak. Bu iki büyüklüğü çarparak metreküpü yok ettiğimizde elimizde kilogram kalacağı açık. O zaman formülü de bulduk biz. Bundan dolayı aranılan bağıntı kütle eşittir yoğunluk çarpı hacim. M eşittir rho çarpı V. Arkadaşlar bu rho çarpı V bizim için çok önemli. Hem bu dersten göreceğiniz diğer derslerde kütle bize lazım olacak ama kütle her zaman verilmeyecek. Yoğunluğu gazlar için belli formüllerden, sıvılar için sıcaklığa bağlı olarak tablolardan seçeceğiz. Ve problemde hacim değeri verilmişse veya biz hesaplayabiliyorsak, akışkanın hacmini hesaplayabiliyorsak, o zaman hacim çarpı yoğunluk bize her zaman o akışkanın kütlesini verecek. Tabii bu her zaman akışkanlar için değil, katılar için de geçerli. Bu probleme dönecek olursak, 850 kilogram bölü metreküp çarpı 2 metreküp bize 1700 kilogramı verecek. M ile gösterdiğimiz kütleyi 1700 kilogram olarak bulduk. Tabii bu basit bir problem. Daha karmaşık bağıntılar için böyle bir yaklaşımın yapılamayacağı zaten açık. Boyutsuz sabitlerin bulunduğu bağıntılar sadece birimleri göz önüne alarak elde edilemez. İfadesini de belirtelim. Üçüncü örneğimiz birim dönüştürme oranları ile ilişkili olsun. Önce bilgi verelim. Esas boyutların uygun kombinasyonları ile nasıl tüm türetilmiş boyutların oluşturulması sağlanabiliyorsa, esas birimlerin kombinasyonları ile tüm türetilmiş birimler, biz buna ikinci birimler de diyoruz, oluşturulabilir. Örnek olarak kuvvet birimini ele alalım arkadaşlar. Kuvvet kilogram metre bölü saniye kare. Veya libre kuvvet eşittir 32.174 libre kütle foot bölü saniye kare. Bunlar aynı zamanda kullanımı daha kolay olan teklik dönüşüm oranları şeklinde tarif edilebilirler. Bu ne demek? Newton'u kilogram bölü metre saniye kareye böldüğümüzde 1'i elde ediyoruz. Newton bölü kilogram çarpı metre bölü saniye kare eşittir 1. Buna teklik dönüşüm oranı diyoruz. Libre kuvveti 32 çarpı 174 libre kütle foot bölü saniye kareye böldüğümüzde yine 1'i elde ediyoruz. Demek ki teknik dönüşüm oranı bu. Ama biraz önce de söyledik. Newton'la kilogram metre bölü saniye kare arasında bir sabit sayı yer almıyor. Ama diğer İngiliz birim sisteminde 32.174 gibi sabit bir sayı yer alıyor ki bu SI birim sisteminin daha kolay ve daha kullanabilir olduğunu bize gösteriyor. Evet, örneğimize gelelim. 1 kilogram kütlenin ağırlığını bulalım. Teklik dönüşüm oranlarını kullanacağız ve 1 kilogramın ağırlığının dünyada 9.8 N olduğunu göstereceğiz. Tabii bildiğiniz gibi kütleyi teraziyle ölçüyoruz. Kütleyle ağırlığı da karıştırmayacağız. Unutmadan onu da söyleyelim. Kütlenin birimi kilogram, ağırlığın birimi Newton. Hiçbir zaman kütleyle ağırlığı karıştırmayacağız. Örneğin bir insan 80 kilogram kütlesindedir, 80 kilogram ağırlığında değildir. Ağırlığın birimi Newton.
Bir insan yaklaşık 800 Newton ağırlığındadır. Gelelim örneğimize. Standart deniz seviyesi koşulları kabul edilecektir demiş. Hani bunu başlangıçta da söylemiştik. Yer çekimi ivmesi hem enleme göre hem de deniz seviyesine göre değişiyor. Deniz seviyesinde biz bunu 9.807 metre bölü saniye kare alıyorsak buna standart deniz seviyesi koşulu denir. Bilinen kütle ve ivmeye karşılık gelen ağırlığı yani kuvveti hesaplamak için Newton'un ikinci yasasını uygulayalım. Herhangi bir cismin ağırlığı kütlesiyle genel yer çekimi ivmesinin çarpımına eşittir. Böylelikle ağırlık V eşittir M çarpı G 1 kilogram çarpı 9.807 metre bölü saniye kare ve teklik dönüşüm 1000 Newton bölü 1 kilogram metre bölü saniye kare olarak burada yer alıyor. Bütün bu işlemleri yapıp birim analizi yaptığımızda karşımıza 9.807 Newton çıkıyor. Büyük parantez içindeki yani 1 Newton bölü 1 kilogram metre bölü saniye kareden bahsedersek, büyük parantez içindeki nicelik birim dönüşüm oranıdır. Kütle bulunduğu yere bağlı olmaksızın aynıdır. Arkadaşlar kütle hiçbir yerde değişmez. Bununla birlikte farklı yer çekimi ivmesine sahip diğer gezegenlerde 1 kilogramın ağırlığı burada hesaplanandan farklı olacaktır. Çünkü yer çekimi ivmesi hem dünyanın çeşitli yerlerinde hem farklı gezegenlerde farklı sayısal değere sahip. Evet, makine mühendisliğinin giriş, boyutlar ve birimlerden oluştu. Kısaca bunu size anlatmaya çalıştım. Dersimizin önemli ilk konusu buydu. Bundan oluşmaktaydı. Arkadaşlar ayrıntılı bilgiler benim web sitesinde var. Web sitesi adresi de yukarıda yer alıyor. www.hüseyingüneram.com'a girerseniz burada makine mühendisliğinin giriş ilk dersinin ayrıntılı bilgilerini, kaynaklarını da bulacaksınız. Ders 2'de görüşmek üzere.